Hocam, hafıza kayıpları ile ilgili başlayalım. Hafıza kaybı nedir ve neden başlanır, nasıl tedavi edilir? Evet, hafıza. İnsan vücudunda 210 çeşit hücre var. Göz hücresi, kulak hücresi, burun hücresi, diş hücresi, kemik hücresi, beyin hücresi vesaire vesaire. Bu hücrelerin hemen hemen ortak özellikleri iki farklı özelliğe sahiptir. Beyin ve sinir hücreleri bölünerek çoğalmaz. Hı hı. Doğduğu günden ölene kadar değişmez. İnsan vücudundaki diğer hücrelerin hepsi hemen hemen yavaş yavaş ölür ve yerine yeni hücreler devreye girerken beyin hücreleri ömür boyu kalır, yavaş yavaş 20 yaşından sonra azalmaya başlar. Bir çocuk dünyaya geldiğinde, bebek, anne rahminde beyindeki nöronlar oluşur. Mesela bir çocuk dünyaya geldiğinde beyni 350 gramdır. Yani nöronlu beyin sinir, beyin hücreleri ve sinir hücreleri zaten mevcut, dört dörtlük hazır. Sadece büyürken bu hücreler biraz büyür. Fakat çoğalmaz. Doğduktan sonra beyindeki hücreler, sinir hücreleri çoğalmaz. Mevcut, ölene kadar bu hücreler aynı şekilde kalır. Yavaş yavaş sadece 20 yaşından sonra günde ortalama bu 100 milyar hücreden 50 ila 100 bin adeti yavaş yavaş her gün ölmeye başlar. Şimdi diğer hücreler, mesela birkaç örnek vereyim. Hücrelerin çoğu ölür, ölmeye mahkumdur. Öldüğü zaman yerine hücreler bölünerek çoğalır, yeni hücreler devreye girer. Mesela cilt, cildimizdeki hücreler 19 gün yaşar. 19 gün sonra ölür, yerine yeni hücreyi bırakır. Kalın bağırsaktaki hücreler 10 gün yaşar, ince bağırsak 1,5 gün sonra yeni hücre devreder, ölür. Efendim, bağırsağın son kısmına rektum denir, 6 gün. İdrar torbası, yani mesane hücresi 66 gün. Dudak hücresi 15 gün. Ayak tabanı 19 gün. Nefes borusu 47 gün. Akciğer hücreleri 8 gün. Mide hücresi 9 gün. Bir kısmı bir günde. Hı hı. Efendim, al yuvarlar 120 gün. Karaciğer hücresi 222 gün. Böbrek hücresi 286 gün. Kemik hücresi 25 ila 30 yıl. Sinir hücreleri ömür boyu. Evet. Çoğalmaz. Diğer hücreler bölünerek çoğalır. Bir kısmı ölür. Ölen yerine yeni hücreler devreye girerken beyin hücreleri ve sinir hücreleri, hı hı, çoğalmaz. 20 yaşından sonra yavaş yavaş azalır. Bölünüp çoğalma yok. Doğduğu andan itibaren. Evet. 100 milyar hücre. 20 yaşına kadar gelişir. Yavaş yavaş insan geliştikçe sadece büyür, şekli değişir. Enformasyon, bilgiyi depolar. 20 yaşından sonra yavaş yavaş ölmeye başlar. Evet, bu beyindeki hücrelerin, sinir hücreleri ve beyin hücreleri uzun ömür olabilmesi için ve sağlıklı olabilmesi için, ölmelerini önlemek için, az ölümü, yıpranmasını önlemek için. Şimdi beyinde 100 milyar hücre var. Bu 100 milyar hücrenin diğer hücrelere bağlantısı, trilyonlarca bağlantı meydana gelir. Dünyadaki bütün internet şebekelerinin hepsi, hı hı, beyindeki hücreler arasındaki bağlantıdan onda biri kadardır. O kadar kompleks bir karmaşık yapıya sahiptir. Saniyede 3 milyon beyinde şimşek gibi elektriklenmeler olur. Haberleşme. Hı. Beyindeki herhangi bir, yani kişi herhangi bir olayı hatırlamak istediğinde 10 ila 100 milyon hücre harekete geçer. O olayla ilgili bütün bilgileri toplar, şuur altına, evet, bildirir kişi. Çok mükemmel. Şalterler anında açılır. Çok güzel. Şalterler harekete geçer. Efendim, beyindeki hücrelerin fonksiyonu uzun süre kalabilmesi, canlı tutabilmek için kişinin beyni, bir insanın
vücudunun %2'si kadar bir yer kaplar. Ya yani ağırlığının, yani 70 kiloysa işte 1,5 kilosu bir insanın beyindir, geri kalanı diğer organlar. Evet. Fakat bünyemizin üretmiş olduğu enerjinin beyin %20'sini harcar. Yani kan, kalbimiz dakikada 5 litre kan pompalar dakikada, bunun 750 mililitresi beyne gider. Hı hı. Oksijen ve glikoz alır. Oksijen ve glikozla beslenir beyin. Başka bir şey beyne geçmez. Yani beyin hücresi, nöronlara geçmez. Süreklidir bu. Ölene kadar bu tempo devam eder. Kişi diyelim ki normal yatıyor. Dizden alt kısımlar, dizin alt kısımlarına dakikada 600 mililitre kan gider. Dinlenirken beyne 750 mililitre kan gider dakikada. Evet. Diyelim ki koşuyor çok yoğun tempo. Diz altına 14 litre kan pompalanır. 14 litre dakikada kan harcar, pompalanır. Beyne giden kan değişmez. 750 mililitre. Neden hocam? İster spor yapsın, standart değişmez. İster dinlensin, ister koşsun. Beyine giden oksijen ve glikoz oranı, kan oranı değişmez. Bütün organlardaki kan oranı değişebilir. Yapmış olduğu spora, faaliyete göre vesaire. Beyin sürekli bu tempoyla çalışır. Bayıldı 5 dakika diyelim. 5 dakikadan fazla süresi Allah korusun. Yani herhangi bir darbeden, herhangi bir şeyden dolayı oksijen alamadı. Evet. Beyin. Hücreler ölmeye başlar. Çok çok tehlikeli. Fazla sürese zaten gider. Peki hocam bu yoğun tempoda beynini kullanan insanlar için de aynı mesela avukatlar için, doktorlar için, ne bileyim mühendisler için bunlar aynı şekilde mi gene? Hani dinlenirken, hayatta koşarken, spor yaparken değil de gündelik hayatta beynini çok fazla çalıştıran insanlar için de aynı mı? Stresli, çok yoğun tempoyla çalışmak kişiye yoğun tempoyla çalışmak fazla yıpratmaz. Kişiyi stres yıpratır. Ailevi problemler, iş yerindeki problemler, gerilim, stres, kavga, üzüntü, sıkıntı, negatif düşünceler, negatif fikirler, negatif olan her şey kişinin psikolojisini bozar, beyinde şalterler atar. Negatif olan, pozitif olan, kişi işini seviyorsa 20 saat çalışsın ona zevk verir. Konuya odaklanır. O sevdiği aşık gider mesela. Ben aşığım mesela kitaplarıma, otlarıma, bitkilere, şifalı bitkilere. Siz de oldukça yoğun çalıştırıyorsunuz. 20 seneden fazla 15 bazen 16 saat 17 saat çalıştığım olur benim günde. Ha, beni yormaz. Neden? İşimi seviyorum. Evet. İsteyerek yapıyorum. Fakat kişi işini sevmiyorsa, zevkle, aşkla, meşkle yapmıyorsa ne olur? Yarım saat dahi çalışamaz. Psikolojisi bozulur. Kafaya zorla sokamazsın hiçbir şeyi. Kesinlikle. İsteyerek, arzulu yaptığı şeyi kişi sürekli kayıt eder, sürekli kayıt eder, sürekli kayıt eder. Yorulmak yok. Bir insanın beyni dünyanın en büyük kütüphanelerinden daha çok, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük kütüphanesi, 29 milyon kitap var, 800 kilometre uzunluğunda, ondan daha çok bilgiyi buraya kayıt edecek kapasitede. Ama biz bunun yöntemini tabii bilmiyoruz. Bildikçe yavaş yavaş hafızayı güçlendirme teknikleri, yöntemleri var. Biz ne yaptık? Hafızayla ilgili çok güzel şeyler geliştirdik. Şimdi ginkgo biloba, ginkgo mabed ağacı denir buna. Bunun birleşimindeki ginkoloidler, beyne akan kan oranı standart dedim, değişmez ya. Evet. Bu işte beyne akan kan oranını biraz artırır. Normalden 750 mililitre 800 mililitre. Kişi yanlış besleniyorsa, abur cubur yiyorsa vesaire vesaire, damarlarda yalanma, daralma, sertleşme olursa, 750 mililitreden 700 mililitreye biraz düşerse bazı hücreler ölmeye başlar. Oksijensizlik, beslenememe nedeniyle. Ginkgo ne yapar? Bu problemi aşar. Bu nedenle hafızayı güçlendirmede ginkgo çok çok önemli. Bir,
İkincisi, hafıza için, beyin için çok önemli sarı kantaron. Evet. Sarı kantaron da çok çok önemlidir beyin için. Neden? Kişi üzüntü, sıkıntı, gerilim, stres, iş ortamında, aile ortamında vesaire vesaire gerilirse ne olur? Hafıza yavaş yavaş gider. İşte bu da negatif duygu düşünceleri kafadan siler. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. IQ Plus. Evet. Aslında bir tane değil. Liseden okuyan gençler için konuya odaklanma, sınavda başarılı olma, hafızayı güçlendirmek için IQ Plus. Hı hı. Negatif düşünce fikirleri silmek için antidepresan özelliklere sahip sarı kantaron forte. Evet. Beyni besleyici, unutkanlığı önleyici nedir? Ginkgo forte. Farklı farklı kişiye göre, duruma göre. Evet. Kullanabiliyorlar. Ve bunların yan etkileri yok değil mi hocam? Hiçbir şekilde. Hayır. Bu şimdi, yani şimdi dünyada sarı kantoronu sorayım mesela. Psikolojik tedavi gören bir hasta sarı kantoronu da doktorunun vermiş olduğu ilaçlarla kullandığı zaman yan etkisi oluyor mu? Sarı kantoronla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Hı hı. Ve bütün bu klinik araştırmalarda dünyada en çok burada Profesör Doktor Mültne, Profesör Doktor Kükle, Profesör Doktor Demiş, Profesör Okpani vesaire. Sparrenberg, Alman asıllı olduğu için isimler biraz değişik. Dünyada en çok bitkisel gıda takviyesi üretilen iki bitki vardır. Bir ginkgo, iki sarı kantaron. Dünyada iki. Hı. Bir, iki. İkisi hiç asla dünyada yeri değişmez. Hı. Ginkgo, sarı kantaron. Oldukça dünyada, Türkiye'de pek bir bu konulara pek bilinmiyor ama dünyada ginkgo ve sarı kantaron birinci, ikinci sıra değişmez. Hafızamızı güçlendirmek için o zaman izleyicilerimize tekrardan söyleyelim. Sarı kantaron, ginkgo ve IQ Plus kullanmaları lazım. Sadece birini de kullansa da olur hafıza için. Sadece IQ Plus da olur. Evet. IQ Plus kullanmaları yeterli. Bütün dünyada biliniyor, tanınıyor, kullanılıyor. Ülkemizde yavaş yavaş inşallah bu da zamanla yerleşecek. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da doktorlar bunu hastalara reçetesini yazıp gönderiyor. Reçeteyle alıyorlar. Almanya'da herhangi birisi depresif rahatsızlığı olan doktoruna gidiyor. Reçeteyi alıyor, eczaneden alıyor hapını, damlasını, derecesini. Evet. Türkiye'de böyle bir şey yok. Bunun da önünün açılması gerekir. İnsanların Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da olduğu gibi doktorların reçete yazması ve hastaların bunu alıp kullanması gerekir.